abi. Efendim? Saçımda böcek varmış. Böcek mi? Ne böceği? Bilmiyorum, varmış. Belki de arıdır. Dur bakalım. Arı mıymış, böcek miymiş? Korkma, tamam mı? Tamam. Ömer, ne oldu? Kafamda böcek var diyor. Aa, ne böceği ablacığım? Kafan mı kaşınıyor? Bilmiyorum. Çocuğun bir sıkıntısı var. İlgilen istersen biraz. Gel bakalım ablacığım, kafanda ne varmış? Ne yapıyor bu? Yine karıştıracak ortalığı. Kafan tertemiz, hiçbir şey yok. Kim söyledi sana kafanda böcek olduğunu? O söyledi. Aa, üstüme iyilik sağlık. Şaka yaptım ayol, ciddiye mi aldın sen onu? İlahi çocuk. Bak şaka yapmış ablacığım. Kafanda hiçbir şey yok. Gel biz seninle çöpleri atalım. Neyse. Bunu da atlattık. Benim bu sonuçları en kısa sürede almam gerekiyor. Elinizden geleni yapacağınızı umuyorum. Peki, yarın getiririm. Görüşürüz. Levent. Tabletini getirdim. Sen çıktıktan hemen sonra getirdi. Meryem mi? Zahmet oldu sana da. Ne zahmeti? Ne yaptık ki? Sen şu sonbahar kış kreasyonunu gösterecektin. Sonra göstersem olur mu? Duşa gireceğim de şimdi. Olur, olur. Görüşürüz. Hı hı, görüşürüz. Üf, az kalsın görüyordum. Hadi saç teli neyse de diş fırçasını nasıl açıklayacaktım? Ne işi var Levent'in odanda? Az evvel çıkarken gördüm. Tabletimi bıraktı. Meryem'le Tekin'in buluştuğunu göstermek için küçük bir oyun hazırladım. Ama şu an anlatamam, çok uzun hikaye. Sana ne oldu böyle? Niye yüzün düştü? Şu bücür Ömer. Saç olayında beni ablasına ispiyonladı. Tam saçı koparırken saçında böcek var dedim. Olayı daha da büyüttü bacaksız. Şaka yapıyorum diyemedin mi? Ya tabii ki dedim. Ne zaman bitecek Melis? Şu testi bir an önce yaptırmamız lazım. Bitecek abla, merak etme. Ben testi yapacak yeri ayarladım. Sonucu alırız, Kudret ne istiyorsa veririz, bu konu kapanır. Çok kasıldım Melis. Her an bir gerginlik, her an bir açık kapatma çabası. Bir an önce bizse de kurtulsak bu olaylardan. Bitecek. Başka yolu yok. Hem nereden biliyoruz Kudret'in doğru söylediğini? Belki Ömer'le Levent arasında hiçbir bağ yok. Değil mi? İnşallah öyledir Melis. İnşallah.